Dağlar çekildikten sonra beklenenin aksine, düşünülenin aksine çok güzel ve çok kolay bir maç geçileceği düşünülüyordu. Ama biz öyle düşünmüyorduk. Gerçekten zorlu bir rakibe karşı, iyi futbol oynayan bir rakibe karşı güzel bir maç olacağını biliyorduk ve ilk maçta gerçekten öyle oldu. İlk maçtan sonraki analizlerden sonra hocamızın da söylediği gibi olumlu ve olumlu taraflarını ayırdık ve yarın daha temkinli, daha iyi bir futbol oynayarak, daha etkili bir futbol oynayarak bir sıkıntı çekmeden inşallah buradan galibiyetle ayrılarak taraftarımıza son 16 turunu getirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Sakatlıksız, yoğun bir temponun olduğu bu süreçten galibiyetle ayrılmaya devam ederiz. Gerçekten çok duygusal ve çok önemli ve çok daha anlamlı bir hediye oldu hepimiz için. Erden abiye, Fatih abiye ve Ayhan abiye buradan sizin adınıza da teşekkür ederim. Benim nezdimde benimkisi benim için çok özeldi gerçekten. O an hemen arayıp Erden abiye de teşekkür ettim. Paylaşmak istediğimi söyledim. O da çok güzel olur, çok mutlu oluruz dedi. Bizim hayallerimiz var. Hem kulüp olarak hem kendi şahsi hayallerim, kişisel hayallerim var. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'la Avrupa şampiyonu olabilmek. Hocamız yaşadı, deneyimli, biliyor ve aynı şeyi biz de yaşamak istiyoruz. Tabii ki hayaller her zaman var. Hayaller gerçekleştirildiği zaman çok daha anlamlı olur. Biz de bunun hayallerini, hedeflerini her zaman düşünüyoruz, kuruyoruz. Bu doğrultuda maç maç giderek bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Ama tabii ki daha önümüzde çok uzun bir yol var. Çetin bir yol var. Rakiplerimiz çok kuvvetli. Bu maç da aynı şekilde. Hiçbir şey kazanılmış değil. Yarın çok önemli bir maçımız var ve bunun bilincindeyiz. Ve yarınki maçı kazanıp önümüzdeki sürece çok daha emin adımlarla gideceğimize inanıyoruz. Nota gelirsek not da çok anlamlı, çok güzel de ömrüm boyunca saklayacağım ve benim için çok anlamlı bir hediye olarak kalacak benimle birlikte. Çok güzel bir hayal, çok güzel bir temenni ama tabii ki bunun gerçekleşmesi için çok uzun bir yol var, yine söyleyeyim bunu. Ben hayallerim her zaman olduğunu dile getiriyorum, bunları söylemekten de çekinmiyorum. Bu hayallerimden bir tanesi Galatasaray'la bir kupa daha kazanabilmek. Bu sezon önümüzde 4 kupa var. Hedeflerimiz 4 kupayı da kazanabilmek. 4 kupayı da kaldırabilmek çok güzel bir hayal. Ucundan tutuyor olabilmek veya sonrasında o poz falan çok önemli değil. Bunu her zaman konuşuyoruz. Çünkü Galatasaray'da oynamak, Galatasaraylı olmak her türlü kupada, her türlü mücadelede galibiyet alabilmek ve kupanın sahibi olabilmektir hedefin. Biz de o hedef doğrultusunda Nando 12-13 senedir burada. Zaten bunu en iyi bilenlerden bir tanesi kulüpte. Onunla böyle bir şey konuşmaya gerek yok. O zaten bu böyle şeylere alışık. Kupalar kazanmaya alışık. Biz de ona bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah tabii ki o kupayı kaldıran taraf biz oluruz ve takımca sadece futbolcular değil, buna staff ekibi, herkes de dahil, birlikte kaldırırız ve o pozu bütün Türkiye'ye armağan ederiz. Bireysel performanslar her zaman çok önemlidir, çok değerlidir. Ama tabii ki takımın kazanmadıktan sonra veya elendikten sonra, puan alamadıktan sonra çok önemi yoktur. Yarın da bizim için çok önemli bir maç. İlk maçta gol atamadım ama galibiyet aldık. Tabii ki her futbolcu gol atmak, asist yapmak, skora katkı sağlamak ister. Ama önemli olan takıma yardım edebilmek. Benim tek amacım takımıma en iyi şekilde yardım edebilmek. Gol atamadığımda, asist yapamadığımda takımıma savunma anlamında olsun veya takım arkadaşlarıma herhangi bir yardımda olsun. Benim için önemli, benim için daha değerli. Tabii ki gol atmak çok istiyorum. Asist yapmak çok daha fazla istiyorum. Ama takımın kazanması her şeyden çok daha önemli. İnşallah yarın kazanırız. Gol atarsam ne güzel veya asist yaparsam ne güzel, ama yapamasam da önemli olan kazanmak ve turu geçmek.